Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım hepinizin sağlığı, sıhhati yerindedir arkadaşlar. Bugün inşallah güzel bir çalışmayla beraber olacağız. Allah'ın izniyle. Uzun zamandır aranızda değildim arkadaşlar. Hastalarım vardı. O yüzden biraz sizlerle ilgilenemedim. İnşallah bugünden sonra başlayacağız. Allah'ın selamı ve duayla başlıyorum. Bismillah diyerek arkadaşlar işimize başlayalım. Ben lif ipleriyle çalışacağım böyle bakın. Bunlar lif ipleriyle. Bir çalışma yapacağız bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Şöyle. Önce beyazla zemini yapacağız. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim her işimizi kolaylaştır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, zincire başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yeterince zincir çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sadece modeli göstermek için, bana bu kadar yeterlidir zincirim. Siz istediğiniz şekilde ölçüye göre çekersiniz. Evet arkadaşlar, baş aldım. Baş aldım. 1, 2, 3. zincirimden trabzan yapacağım. Böyle. Tekrar baş aldım. Tekrar sıradakinden trabzan yapacağım. Böyle sırasıyla gidecek arkadaşlar. Her zincirin yuvasına bir trabzan arkadaşlar yapıyoruz. Çok güzel, çok basit, hoş bir model olacak inşallah Allah'ın izniyle. Böyle. Hani yapanlar için çok kolay arkadaşlar, ama hiç bilmeyenler için, mesela diyelim ki ilk defa iş yapacak, tığ işi yapacak, örgü örecek. O yüzden şöyle detaylı anlatım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, baş aldım ve sıradaki ilk zincirin içerisinden battım, ipi çektim ve iki defa da bitirdim. Tekrar baş aldım. Aynen sıradaki zincirin yuvasından battım, ipi çektim. İki defa da çıkardım. Böyle arkadaşlar. Bu böyle olacak. Bunu mesela siz kendi ölçünüze göre ne yapacaksanız ölçersiniz. Zincirinizi fazla çekersiniz, ölçersiniz. Daha sonra üzerine modeli yerleştirirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle gidelim bakalım biraz. Evet arkadaşlar, bakın böyle. Ben trabzanlarımı bana yetecek kadar yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ilk sırası. Şimdi ne yapıyoruz? İki zincir çektik. Tekrar döndük. Baş aldık ve bakın birinci değil, birinciye değil arkadaşlar. Bakın birinciye değil. İkinci yuvadan tekrardan trabzanlar yapacağız. Şöyle. Bakın. Tekrar baş aldık. Tekrar sıradaki yuvadan tekrar böyle bunu, bu sırayı da böyle gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Baş aldık. Her trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle.
Her trabzanın başına bir trabzan daha yapıyoruz. Yine böyle başa kadar gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tekrardan başa kadar geldik. Bakın böyle. Şimdi iki sıra trabzan yaptık. Şimdi üçüncü sırayı yapacağız arkadaşlar. Tekrar yine iki zincir çekiyoruz. Baş alıyoruz. Birinci değil, ikinciye trabzan yapıyoruz. Böyle sıradakine trabzanlar yaparaktan arkadaşlar böyle bak. Üç sıra trabzan üst üste yapacağız arkadaşlar. Bunu da başa kadar gidelim. Daha sonra modeli kuracağız. Evet. Şimdi bakın 3 sıra trabzanlar yaptık arkadaşlar. 3 sıra trabzanlar yaptık. Şimdi yeşil rengimize geçeceğiz. Yaprak şekli olacak arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben şimdi ipi bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Bakın. Şu ipimi. Evet. Parmağıma dolayı. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, böyle kaymasın diye bu ilk tek geldi. Veya içerisinden de geçirip arkadaşlar, bakın böyle içerisinden geçirip mesela şöyle de alabilirsiniz. Şöyle. Yok, ben zincir çekeyim daha sağlıklı olur. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, ipi sabitledim. İpi sabitledim. Ve beyaz olan, bakın beyaz olan mildeki ilmekten kaydırdım. Bakın böyle arkadaşlarım. Kaydırdım. Sökülme yapmaz. Ben daha garantiye yaptım. Mesela bunu içerisinden direktmen kaydırarak da yapılıyor. Ama ben bir de zincir çektim, ipi bağladım ve kaydırarak beyazın içinden aldım. Şimdi ne yapacağım? Bir zincir çekeceğim. Çünkü bir de beyazdan çekmiştik. İki oldu. İki zincir çektim, çekilmiş oldu arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi baş alıyorum. Tekrar yine birinci değil, ikinciye. Bakın böyle. Yine trabzan yapıyorum. Bakın iki trabzan oldu. Bir kenardaki zincir, bir de trabzan yaptım. İki trabzan oldu. Tekrar bir tane daha baş alıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Ve burada dört tane oluncaya kadar. Evet, dört tane oldu şimdi. Dördüncüyü de çektik. Dört trabzanımız oldu arkadaşlar, bakın. Böyle. Şu an oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bir, iki çektik. Baş aldık. Bir, iki, üçüncü yuvaya arkadaşlar. Bakın üçüncü yuvaya battık ve bir trabzan yaptık. Bakın böyle. Batıp bir trabzan yaptık. Tekrar iki tane zincir yaptık. Bakın. Tekrar baş aldık. Aynı yuvaya. Tekrar bir trabzan daha yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Bakın V şeklini aldı. Bakın V şeklini aldı. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Baş almıyoruz. Şeye zincir çekmiyoruz. Ve tekrardan baş alıyoruz. Bir, iki, üçüncüye. Bakın üçüncüye bağladık. Bir trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar. Böyle. Tekrar iki zincir. Tekrar baş aldık. Aynı yuvaya. Trabzan yaptık. Şimdi ikinci V'miz oldu. Bakın ikinci V'miz oldu. Şimdi tekrar baş aldık. Bir, iki, üçüncüye. Bakın böyle. Bir, iki. Tekrar yine baş aldık. Bu şekilde arkadaşlar.
La ilahe illallah Muhammed ya Resulallah. Üçüncü V'miz oldu. Şimdi tekrar yine zincir çekmeden tekrar bir, iki, üçüncüye battık arkadaşlar. Dalış yaptık. Bir, iki zincir. Tekrar baş aldık. Aynı yere. Ve kaç tane V'miz oldu bakın. Bir, bir, iki, üç, dört. Tekrar iki zincir. Şimdi buradan yine bir, iki, üçüncüden trabzan yapacağız arkadaşlar. Kenar trabzanlarımızı yapacağız. Ya Allah, ya Muhammed, sana şükür ya Rabbi. Kenar trabzanlarımı da yapayım arkadaşlar. Şimdi tekrar bir, iki zincir çektim. Böyle. Bakın. Pardon, bir zincir çekecektim. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, böyle. Şimdi burada V'ler oluşturduk. Bakın böyle V'ler oluşturduk. Ben şu fazla ipi keseyim ya. Şöyle şu olmasın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çiçeklerimizi yapacağız. Pembe ipimize geçiyoruz. Şimdi pembe ipimize geçeceğiz arkadaşlar. Şunu da aşağı atayım da. Ya Allah, sen büyüksün ya Rabbi. Sana şükür Allah'ım. Çıkarayım. Evet arkadaşlar, şimdi yine aynı yeşille beyazı bağladığımız şekilde yine aynen bu pembeyi de ben bir zincir çekeyim böyle. Bakın böyle. Ben biraz garanticiyim de, bakın şöyle çektim ve kaydırdım. Bakın böyle. Kaydırdım. Şu ipi şöyle alayım. Şuradan. Bir. Bir zincir çektim ve baş aldım. İkinci trabzanın üzerine battım arkadaşlar. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar trabzanlarımızı yaptık. Şimdi bir, bir, iki zincir çektik arkadaşlar. Baş aldık. V'ler yapmıştık. İlk V'nin içerisinden trabzan yapacağız arkadaşlar böyle. Bir, iki, 3, 4. Bakın arkadaşlar, 4 tane trabzan yaptım. Bakın böyle V'nin arasında 4 tane trabzan yaptım. Şimdi ne yapıyorum? İpimi bırakıyorum. Milden çıkartıyorum. İlk başladığım, bakın burada ilk başladığım trabzanın tepesinden batıyorum ve ipimi alıyorum. Bakın böyle. Böyle. İpi arasından çıkartıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bu fıstık şekline geldi. Şimdi tekrar bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar baş alıyorum. İkinci sıradaki V'ye trabzan yapacağım. Bakın böyle arkadaşlar.
4 tane trabzanımı yaptım. Tekrar yine ipi çıkarıyorum tığdan. İlk yaptığım trabzanın tepesinden batıyorum. İpimi oradan çıkartıyorum. Böyle. Tekrar 1, 2 zincir. Böyle yine sıradaki V'ye. Hani belki zor görünür arkadaşlar ama gerçekten çok kolay bir model. Öyle o kadar zor değil. Görünümü de çok hoş oluyor. Allah sana şükür ya Rabbi. Allah'ım sana şükür ya Evet bakın arkadaşlar şeyler bakın. Böyle. Şimdi tekrar beyaza şey yapacağız arkadaşlar. Beyazla devam edeceğiz. Şimdi beyazı da ben beyazı kopartmadım. Tekrar şimdi kaydırma tekniğiyle arkadaşlar ipi kaydırdık. Bakın böyle kaydırdık. Böyle. Ne yapacağız? Şimdi bir, iki zincir çektim ve döndüm. Tekrar kenar trabzanlarımı yapacağım böyle. Sıradan gidecek. Bakın bu ilk sırada yine batıyoruz. 1 2 trabzan şan. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra her araya 3 trabzan yapacağız arkadaşlar. Her araya 3 trabzan. Hiç zincir çekmiyoruz. Direktman. Bakın. Fıstıkların arasına 3 trabzan, 3 trabzan yaparak gidiyoruz. Hiç trabzanların arasına zincir çekmiyoruz. Bu sıramız da böyle arkadaşlar. Canım. Eşim uyuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Baştan sıra sonuna kadar böyle her araya üçer trabzan yaptık böyle. Üçer trabzan yaptık. Şimdi tekrar aynen yine ilk şurada tabanda yaptığımız gibi her trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. İkinci sıranın kuruluşunu yapacağız arkadaşlar.
Böyle her Trabzan'ın tepesine bir Trabzan. Her Trabzan'ın tepesine bir Trabzan. Böyle. Bakın şurada nasıl yaptıysak, şurada ilk başlangıçta nasıl yaptıysak aynı yine bir, iki, üç sıra trabzan yapacağız. Üst üste üç sıra trabzan yapacağız. Ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın üç sıra trabzanlarımı da yaptım. Şimdi ikinci yaprakların yapacağız. Ben ipi koparmadım arkadaşlar. Aslında bu ipi buradan koparıyorlar. Her sırada kopuyor ip. Tekrar böyle başlanıyor. Mesela pembe ile yeşilde. Ama ben koparmadım. Şöyle bir kolaylık olsun dedim. Yürüttüm ipi beraber. Bir, iki, üç, dört. Dört, evet. Şimdi bir, iki, üç, dört oldu. Dört trabzanımız. Bir, iki zincir çektik. Ve şu an bir, iki, üçüncü yuvaya tekrar B'ler yapacağız. Bakın böyle. Tekrar bir, iki zincir. Tekrar aynı yuvaya B yapıyoruz. Bakın böyle. Tekrar hiç yapmadan, zincir çekmeden bir, iki, üçüncü yuvaya, bir, iki, üçüncü yuvada. Bir, iki zincir. Tekrar aynı yuvaya. V'lerimizi yapalım. Tekrar bir, iki, üç. Bir, iki. Tekrar bir, iki, üç. Evet bakın arkadaşlar. Böyle ikinci sırayı da başladık. Mantık budur arkadaşlar. Böyle. Mantık bu. Yani şimdi V'lerimizi yaptık. Tekrar pembeyi yapacağız. Yani fıstıkları yapacağız. Ama zaten yani yaptım. Ben videom çok uzamasın diye. Sadece model amaçlı, anlatım amaçlı yaptım bu kadarını. Ben daha önce şöyle sizin için çalışmıştım. Bakın, sizler için böyle çalışmıştım arkadaşlar. Bakın nasıl güzel oluyor. Bakın. Evet. Bu böyle. Bundan ne yapabiliriz arkadaşlar? Bundan battaniye yapabiliriz. Hırka yapabiliriz. Çocuklarımıza hırka yapabiliriz. Bluz yapabiliriz. Şöyle güzel mini mini etekler yapabiliriz. Elbise yapabiliriz. Hani siz gönlünüzce neye değerlendirmek isterseniz arkadaşlar, onu yaparsınız. Mesela her sırasını bir renk yapabilirsiniz. Kalan iplerinizle, hani yeter ki modele yakışan ip olsun. Her sırasını farklı renklerle yapabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Evet.
Evet, buraya kadar beni izlediyseniz kusura bakmayın, biraz belki videoma da yansıdı. Eşim rahatsızdı. Yani uyuyordu. Belki biraz nefes sesi çıkmıştır. O yüzden sizlerden özür dilerim arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Zil işaretine tıklayıp tümüne de tıklarsanız arkadaşlar benim paylaştığım videolarımdan anında haberiniz olur. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle inşallah diyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın ve güzelliklerle, sağlıkla kalın arkadaşlarım.